Nerede kaldı ya? Gelir birazdan. Enişte, ne haber? Sağ ol. Sen? İyiyim. Ablacığım, polar otoparkta. Ha, tamam ben alırım onları. Şey, çok ağır bir şey değil zaten ya, biz hallederiz. Tamam. Abla siz gidin, ben iki dakikaya geliyorum, tamam mı? Tamam, gecikmem. Tamam, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim canım. Canım neredesin? Ben geldim. Hastanedeyim, arka bahçede. Tamam, tamam geliyorum. Hadi bay bay. Ben de. Canım iyi gözükmüyorsun. Annem yüzünden buralarda görüşüyoruz. Kızmıyorsun değil mi bana? Biraz böyle kalalım olur mu? Ya yok Nergis, yeri ne kadar bekleyeyim yalnız kalma sen. Sen bilirsin. Neyse kutuları açayım. Var. Şu, mesela şu tülleri buraya başucuna mesela düşünüyorum. Balonlar şişecek. Kurdeleler falan olması lazım orada. Onlarla da işte bütün bağlamaları yaparım. Süper olur. Lale. Ben pek anlamam ama istersen yardım edebilirim sana. Lord Onur, balon mu şişirecek? Ciddi bir şey söyledim, dalga geçme. Tamam, istersen yap, ben senin hevesini kırmayayım. Neyse, sen o zaman balonları şişir. Yani yapabilirsin değil mi? Önce ben göstereyim. Yaparım ama istersen yine de bir göster. Tamam. Bak şöyle. Açıyorum. Basit bir şey. İşte bu kadar. Tamam. Bak şimdi. Aferin. Böyle işte. Nasıl öğrencim ama? Tamam, balonlar bende. Gördüğünüz üzere. Sende. Şu balonlara bir bak, Lale bir bak. Yani öğrencini tebrik etmek istersen diye söylüyorum. Nergis nerede kaldı ya? Gelir birazdan. Bak geldi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Biraz mola ver. Çay getirdim sana. Teşekkür ederim de bitti sayılır. Merhaba doktor bey. Onur bey, siz de mi buradaydınız? Bilseydimse de çay getirirdim. Buyurun, benimkini için isterseniz. Yok, ben bu saatte kullanmıyorum. Peki. Nasıl gidiyor? Var mı bir şey ihtiyacın? Yok yok, hallettik ya. Sonra düşler. Böyle çıkacağız birazdan. Ya
Yani var ya, ellerine sağlık, şimdiden harika görünüyor. Çok teşekkürler. Bu arada her şey için sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne yaptık? Bir şey yaptığımız yok. Onur Bey de buradaymış zaten. Peki o zaman. Size kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Uğradığınız için sağ olun. İstersen sen çık. Biz zaten bitirdik sayılır. Ben şunları da bitireyim. Hem zaten bayağı bir geç oldu. Siz de yalnız bırakmamış olur. Zaten biz de çıkacağız birazdan. Beraber çıkarız Nergis'le. Tamam. O zaman bir ihtiyacınız olursa arayın beni. Bu arada her şey için sağ ol. Yani yardımların için, hediyelerin için. Ne demek, rica ederim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ablacığım ne oldu? Abla bitti dedi. Terk etti beni. Neden ama? Ne oldu ki? Bilmiyorum ki. Amerika'ya gideceğim, birkaç yıl kalacağım dedi. Ayrıldım senden dedi. Pislik. Anneme tanışacağı için korktu tabii değil mi? İş ciddiye biniyor sandı. Ama niye bu kadar üzüyorsun kendini? Sen çok akıllı bir kızsın. En azından şimdiden görmüş oldun onun gerçek yüzünü değil mi? Abla hiç beklemezdim ondan ben. Bekleyeceksin Nergis. Erkeklerin hepsinden bekleyeceksin. Senin benim erkekler yüzünden yüzümüz güldü mü hiç? Hayır. O yüzden bu adamların hepsinden bekleyeceksin. Canım, haber vermedin, buluşmayacak mıyız? Ben yine unuttum. Alo Pelinsu, merhaba. Benim işlerim biraz uzadı. Daha sonra görüşelim mi? Tamam, hoşça kal. Abla çok güzel oldu ya. Ellerine sağlık. Ellerimize sağlık. Abla ben hiçbir şey yapmadım ki biliyorsun. Saçmalama Nergis. Sen daha iyisin değil mi şimdi? Yani ilk şok atlattım sayılır da. Gerçi bir şok daha yaşadım. Buraya geldim, baktım eniştem süsleme yapıyor. Her şeyi beraber yaptık. Bütün balonları o şişirdi biliyor musun? Abla, eniştem sana karşı borç diye biliyorsun değil mi? Koskoca holding yönetiyor. Gelmiş burada süsleme yapıyor. Çocuğumun annesiyim diye. Yeter abla ya. Her şeyde çocuğunun annesini diye yapacak hali yok değil mi? Neyse. Bak senin odanı da böyle süsleyeceğiz. Evet. Neyse hadi. Ben her şeyi hazırladım, çıkalım. Tamam. Nergis. Sen arabayla tur atmak istiyordun değil mi? Annemleri de arayalım, hazırlansınlar, hep beraber gezelim olur mu? İyi olur. Olur hadi. Hadi. Onurcuğum. Rahmetli dedenin gençliğine ne kadar benziyorsun. Seni görünce onu görmüş gibi oluyorum. Babaanneciğim, ona benzetilmek bana gurur verir. Nurlar içinde yatsın. Amin. Babaannem. Bizimkiler hazırlandı mı? Yavaş yavaş çıksak mı? Hazırlar da. Onurcuğum, ben senden biraz bir şey konuşmak istiyorum. Tabii ki babaanne. Konuşalım mı? Tabii. Gel gel. Gel bakayım. Nene torun şöyle, şurada oturup konuşalım biraz. Ha? Şöyle.
Seni dinliyorum babaanneciğim. Ablacığım çok güzel oldun ya. Ay Lale, çok güzel oldun ablacığım maşallah ya. Bak böyle yapmayın. Ben zaten bugün çok duygusalım. Her an ağlayacak gibiyim. Ne olur bana yardım edin, tutamam kendimi. Ay tamam ablam, tamam. Abla, bak bu gece ağlamak yok. Sadece kına yakılırken ağlayacaksın. Bütün gece eğleneceğiz. Tamam. Ablacığım, sen de artık hadi böyle sağ elinden yüzüğü çıkar da artık sol eline tak. Ne olacak ya? Şey, Onur takmıyor bile. Takmıyor mu? Bazı erkekler alyans takmayı sevmiyor. Belki Onur'a nişan da öyle olabilir. Yok. Pelin Su'yla nişanlıyken gayet takıyordu yüzüğü. Ay yok. Olmadı bu. Seni mi önemsemiyor yani şimdi bu? Bakın zaten erkeklere bileniyim. Hırsımı ondan çıkarırım. Yemin ediyorum. Neredeyse abartma Allah aşkına ya. Takmıyorsa takmasın canım. Bana ne? İster takar ister takmaz. Ben de işte büyüklere ayıp olmasın böyle. Saygısızlık olmasın diye. Yoksa bana da yük yani. Yok efendim Pelin Su'yla nişanlıyken takıyormuş. Yok efendim şimdi takmıyormuş. Kendi bilir. Hmm. Belli takmadığını ablacığım. Belli. Gidelim mi biz artık? Çünkü annem tek başına delirmiştir. Tamam ablacığım hadi. Onurcuğum. Bakıyorum da alyansını takmıyorsun. Özel bir nedeni mi var? Yoksa... Babaanneciğim ben yüzük takmayı pek sevmiyorum. Yani rahatsız hissediyorum kendimi. Peki. Ben sana şimdi bir şey anlatacağım. Belki o zaman takarsın ha. Alyans iki insanın birlikteliğinin bir sembolüdür. Yuvarlak oluşu da bitmeyen, bitmeyecek olan bir sevgiyi simgeler. Dördüncü parmağımızı takarız onu. Çünkü her parmağımızın ayrı bir anlamı var. Başka bir şey ifade eder. Baş parmağımız annemizi, babamızı. İşaret parmaklarımız kardeşlerimizi, orta parmaklar da bizi anlatır. Yüzük parmakları da eşlerimizi, küçük parmaklar da çocuklarımızı. Hı hı. Şimdi bak, ellerini şöyle yap. Hı hı. Tam karşılıklı şöyle. Yap bakayım. Heh, böyle. Heh. Şimdi orta parmağı, yani biz olan parmağı şöyle kıvır. Tamam. Heh, arkalarını birbirine yapıştır. Hı hı. Şöyle. Heh. Gördün mü? Yaptım. Tamam mı? Göreyim ha. Şimdi baş parmağı ayır bakayım birbirinden. Ayrıldı. Hı hı. Çünkü zamanı gelince anne babamızdan ayrılacağız. Kendi hayatımızı kuracağız, kendi yuvamızı kuracağız. Sonra işaret parmaklarını ayır bakayım. Şöyle. Ayrılıyor değil mi? Ha. Kardeşleri. Kardeşler de ayrılacak. Onlar da zamanı gelince yuvalarını bulup ayrılacaklar. Küçük parmakları da ayır, onlar da ayrılıyor. Çünkü çocuklar da zamanı gelince yuvadan uçacaklar. Şimdi yüzük parmaklarını ayır bakayım. Ayır, bakayım. Olmuyor. Ayrılmıyor değil mi? Ayrılmaz. Ayrılmaz çünkü o parmaklar eşlerimizi ifade ediyor. Evlilik ömür boyu sürmesi gereken bir beraberliktir. Bunun için ayrılmazlar. Babaanne. Kalkalım mı? Yavaş yavaş hazırdır onlar da. Kalkalım Sultan. Hadi bakalım. Bakalım. Güzel torunum. Ya bir dakika bir şey bakar mısınız soracağım. Ya masaların üstünden hani çerezler falan gelecekti. Onlar yok. Mesela buraları çiçekler falan konulmuş. Hepsi zaten hazır. Birazdan başlarız. Ama başlayalım değil mi? Oh Allah'ım hiçbir şey yok. Nasıl gidiyor? Var mı bir eksik? Yok zor gidiyor. Korkudan ölüyorum. Korkma. Harikasın bu arada. Ya sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bu apartmanların üstünde durabilirsem sağ salim. Sakin ol. Bak her şey mükemmel olacak. Her şey senin gibi olacak. İnşallah. Amin. İnşallah. Kızları gördün mü? Nerede kaldılar? Vallahi bilmiyorum. Görmedim ama herhalde gelirler şimdi ya. Ay. Geliyorlar.
ederim seni. Ay güzeller. Çocuklar, nazar boncuğunu buraya koydum sandım. Odada var, ne olur görünmeyen bir yerlerinize takın, olur mu? Tamam anne, tamam, merak etme sen. Kızlar, hoş geldiniz. Maşallah, hepiniz ne kadar güzelsiniz ya. Bakın içeride müsait bir yer var. Hem rahat edersiniz. Hadi içeri girin sizler. Tamam Necip abi, tamam. Zaten misafirler de gelmeye başlarlar çocuklar. Efendim? Ha, geldiniz mi? İnanmıyorum. Tamam, hemen karşılamaya geliyoruz sizi. Hadi hoş geldiniz. Nergisel karşılarsın. Ayşen teyzeler gelmiş, tamam mı bir tane? Tamam anneciğim. Hadi çocuklar. Hadi çok güzelsiniz. Günümüz çok güzel geçsin. Maşallah. Ay canlarım benim. Ay çok güzeller değil mi? Canlarım benim, canlarım benim. Bir kere de bana güzel diyemiyor musunuz siz? Ya? Bir kere de ya. Ağzımda tüy bitti size. Güzelsiniz, güzelsiniz diyorum ya. Yapmayın ne olur çocuklar. Maşallah. Hadi oradan. Ben demeden hatırlamıyorsunuz hiçbir şeyi. Ben kendi kendime derim. Maşallah bana. Maşallah, maşallah sen. Hadi. Ne oldu? Gelmiyor mu bizimkiler? Anneciğim hazırlar, çağırayım mı? Hadi çağır, çağır. Tamam, geliyorum. Yemek, yemek. Hadi bakalım, hadi. Gel, gel hadi. Yok meğerse teşekkür ettim. Mersi yok hakikaten. Yok, çok teşekkür ediyorum. Ben oturayım lütfen. Bak, dinle. İstirham ediyorum. Hadi buyurun. Ay ama biz senin yan cebime koy. Hadi siz de Hizri ya. Hadi gel. Gel gel.
Açmıyor kaynana. Ne yapabilirim canım ben, açmıyorsa Allah Allah. Diyor elini açmıyor yani. Yıldız, gelinin avucuna altın koyacaksın kızım. Yıldız, sen altın almadın mı yoksa? Ben hazırladım, al. Adam. Kaynana, kaynana. Tamam kaynana deme ayol, geliyorum. Aa, kaynana deyip durma bana. Kaynana. Aç. Şöyle koyalım. Buyurun.
esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.